Dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'nın gezegendeki en büyük 5. kıta olduğunu biliyor muydunuz? Burası ayrıca kalıcı insan yerleşimi olmayan tek kıtadır. Tabii bilim insanlarının yılın belli dönemlerinde dönüşümlü olarak yaşadığı yerleşimleri saymıyoruz. Bu videoda Antarktika'da yapılan tarihi baştan yazdırabilecek büyüleyici keşiflere göz atacağız. İyi seyirler. Buzdaki garip şekiller. Antarktika'daki bilim insanları uydu görüntülerini incelerken buz üzerinde gördükleri tuhaf oval şekil karşısında şaşkına döndüler. Şekil yaklaşık 120 metre genişliğindeydi. Derinlemesine yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar bunun insan yapımı bir oluşum olduğuna ikna oldular. Yapının halkaları bir yerleşkenin duvarlarına ya da özenle tasarlanmış bir şeye benziyordu. Ancak görüntüler dünyanın en uzak ve el değmemiş bölgelerinden birine, Doğu Antarktika'nın uçsuz bucaksız donmuş çöllerine ait gibi görünüyordu. Dünyanın en soğuk, en kurak, en rüzgarlı yeri olan bu bölge, geçici yerleşimler de dahil her türlü medeniyetten kilometrelerce uzaktadır. Dolayısıyla oluşumun insanlar tarafından yapılmış olması imkansızdı. Bilim insanları bunu Antarktika rüzgarlarının özellikle katabatik rüzgarların neden olduğu tuhaf bir buz oluşumu olarak açıklamaya çalıştılar. Katabatik rüzgarlar dağ platolarının ve buzulların tepelerinde oluşur. Plato, geceleri havayı soğutarak kuru hava kütlesini artırır ve herhangi bir doğal engeli aşıncaya kadar yoğunlaşmasını sağlar. Böylelikle katabatik rüzgarlar, sastrugi adında karda meydana gelen kumul benzeri oluşumlar meydana getirir. Bilim insanlarının kafasını karıştıran şey ise sastrugi'nin genellikle kar yüzeyinde dalga benzeri şekillerde görülmesidir. Arada sırada olağanüstü şekiller oluştursalar da bu türde oval bir buz oluşumu nadiren görülür. Uydu görüntüleri harika bir bilgi kaynağı oldu. Oluşumun tam olarak ne olduğuysa bilim insanlarının yakın incelemeleriyle ortaya çıkacak. Piramit Dağlar. Yıllardır birçok teorisyen Antarktika'da bulunan piramit şeklindeki bir dağın kökenini açıklamaya çalışıyor. Bazıları piramitsi, kayalık yapıyı eski bir uygarlığın yarattığından şüphelenirken, diğerleri ise bu işte uzaylıların parmağı olduğunu düşünüyor. Bilimsel bir bakış açısından bakacak olursak, dağın bu özel şekli aşınmadan kaynaklanmaktadır. Uzmanlar milyonlarca yıllık donma çözülme olaylarının şekil oluşumuna yol açmış olabileceğini belirtti. Bu olay, kar veya suyun gün boyunca bir dağın içindeki çatlakları doldurmasıyla gerçekleşir. Gece çöküp sıcaklık düştüğünde kar donar ve genleşerek buza dönüşür. Genleşen buz, çatlakların büyümesine yol açar ve sonunda tüm zemin birbirinden ayrılmaya başlar. Uzmanlar bu aşındırma süreçlerinin Alplerdeki Matterhorn gibi diğer piramitli dağları da şekillendirmiş olabileceğini öne sürmektedir. Dağın dört yanından üçü aşağı yukarı aynı oranda aşınmış gibi görünüyor. Bu da dağın tek bir kaya türünden oluştuğunu gösteriyor. Penguen mumyaları. Antarktika'da pek çok sıra dışı yaratık görebilirsiniz. Yine de söz konusu kutuplar olduğunda aklımıza ilk gelen canlılar kutup ayıları ve penguenler olur. Bir araştırma ekibi Antarktika'da 6 penguen mumyası keşfetti. Keşif, bilim insanlarına bu türlerin son buzul çağında nasıl hayatta kalmış olabileceğine dair önemli bir bakış açısı sağladı. Mumyalanmış örnekler Antarktika'nın güneyindeki King George Adası'nda bulundu. Ekip, penguenlere ve yuvalarına ulaşmak için 6 haftasını buz katmanlarını kazarak geçirdi. Araştırmacılar bu 6 örneğin Macaroni pengueni ve Gentoo pengueni de olmak üzere son buzul çağında yaşamış penguen türlerinden birkaçını temsil ettiğine inanıyor. Ayrıca bu kuşların midye, küçük balıklar, deniz yosunu ve diğer bitkilerle beslendiğine dair kanıtlar da bulundu. Antarktika sakinleri. Antarktika, penguenlerin yanı sıra foklar ve balinalara da ev sahipliği yapmaktadır. Foklar, soğuk havalarda vücut ısılarını korumalarına yardımcı olan kalın bir kürke sahiptir. İnsanlara karşı pek de çekingen olmayan bu sevimli canlıları suda oynarken, kayalarda veya buzdağlarında güneşlenirken görmek mümkündür. Balinalarsa, insanların Antarktika'yı ziyaret etme sebepleri arasındadır. Bölgedeki en popüler balina türleri, diğer hayvanlarla beslenen orka yani katil balinalarla mavi balinalardır. Katil balinaların yukarı bakan burunları gülümsüyormuş gibi görünmesini sağlar. Mavi balinalarsa, kiril adı verilen küçük, karides benzeri canlılarla beslenen devasa hayvanlardır. Keskin dişlerle dolu büyük ağızları vardır ve avlarını bütün olarak yutarlar. Piri Reis Haritası. Piri Reis haritası hem tarihi hem coğrafi açıdan en önemli belgelerden biridir. Haritada Antarktika, Güney Kutbu, Afrika kıyıları, Güney Amerika ve Güney Asya görülebilmektedir. Eser Piri Reis tarafından 1513'te Magellan'ın Filipinler yolculuğundan 8 yıl önce derlendi.
haritada onu benzersiz kılan birçok unsur vardır. Örneğin, Piri Reis'in haritası o zamanlarda çizilen diğer haritaların aksine Antarktika'yı içermektedir. Bu, ünlü denizcinin kıtaya dair Magellan'ın sahip olmadığı bilgilere erişimi olduğu anlamına gelir. Ayrıca diğer haritalarda olmayan yerler hakkında birkaç ayrıntı da vardır. Örneğin, Antarktika'nın her iki yakasındaki dağların çizimleri ve kıyılarındaki bazı adaların yanı sıra günümüz Avustralya'sına karşılık gelen Terra Australis adlı bir ada da bulunmaktadır. Haritanın doğruluğu ve orijinalliği keşfedildiği günden beri sorgulanmaktadır. Bazıları çizimlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, diğerleri haritanın çizildiği zamanlardaki dünyanın doğru bir temsili olduğunu savunuyor. Nazi Üssü. Antarktika'da bulunan Nazi Üssü onlarca yıldır tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Uzaylı üssünden gizli hükümet projelerine kadar yapıya dair birçok teori ortaya atıldı. Ancak yıllarca süren araştırmalar sonucunda buranın hayal ettiğimizden çok daha ilginç olduğu anlaşıldı. Bölge, Batı Antarktika Yarımadası'nda bulunan Von Neumann İstasyonu olarak bilinmektedir. Göz alabildiğine kar ve buzdan oluşan bölge, -20'ye varan sıcaklıklarıyla dünyanın en soğuk yerlerinden biridir. Dolayısıyla herhangi bir ağaç ya da bitki türüne rastlamak imkansızdır. Naziler, 2. Dünya Savaşı sırasında buraya kalıcı bir üs inşa ettiler. Üsten çok az kişinin haberi vardı. Aksi takdirde düşmanlarının kendilerini engelleyebileceğini biliyorlardı. Müttefik devletler gizli Nazi üssünü ancak birkaç yıl sonra keşfedebildi. Asıl bilinmeyen şey ise Antarktika'da başka bir Nazi üssü daha olduğudur. Bölge, Camp Adair ve McMurdo istasyonunun yaklaşık 1600 kilometre batısında bulunmaktadır. Oraya ulaşmak dünyanın en zorlu ve elverişsiz ortamlarından bazılarını geçmeyi gerektirir. Bir Alman hikayesine göre Alman kaşifler 1900'lerin başında Güney Okyanusu'nu ve kıyı şeridini haritalamak için yola çıktı. Bir buz sahanlığının çökmesiyle görevleri yarıda kaldı. Yıllarca buzulun altında mahsur kalan ekip 1913'te kurtarıldı. Gemi, keşfedildiği yerin yakınındaki bir buzdağının üzerinde durduğu için bugün hala görülebilmektedir. İçinde yiyecek, araç gereçler, silahlar ve mektuplar gibi kişisel eşyalar da dahil olmak üzere birçok erzak bulundu. Buzların altında mahsur kalmış bir göl. 2700 metrelik bir buz katmanının altında gömülü olan Vostok Gölü, Antarktika'daki en büyük ve en derin göldür. Bu devasa su kütlesi 1996 yılında bir coğrafya uzmanı ve kaşif olan Andrei Kapitsa tarafından keşfedildi. Kapitsa, gölün yüzeyinde gelişen birkaç düzine mikrop buldu. Bulgularını Sovyet Antarktika seferleri sırasında toplanan verilere dayandırdı. Jeolojik çalışmalar gölün havzasının vadi şeklinde olduğunu gösterdi. Buz delici radarla yapılan incelemeler sonucunda Vostok Gölü'nün 240 kilometre derinliğinde ve 50 kilometre genişliğinde olduğu ortaya çıktı. Gölün kenarları ve yatığı kayalardan, tabanı ise tortudan oluşmaktadır. Ancak göl tabanını oluşturan tortunun türünü tam olarak belirlemek için daha fazla araştırma gerekmektedir. Tortunun akan suyla mı biriktiği yoksa buzul çağı öncesinden mi kaldığı bilinmemektedir. Buzul çağı öncesinden kaldığı kesinleşirse, gölün 15 milyon yıldır üzerindeki buz tabakası tarafından korunduğu kanıtlanmış olacak. Göktaşı parçaları. 8 Nisan 1912 tarihinde Francis Howard Bickerton ve ekibi Antarktika'daki ilk göktaşı parçasını keşfetti. Kral 7. Edward Yarımadası'nda bulunan demir-nikel içerikli parça, gezegenimizde insanlardan önce de yaşamın var olduğunu kanıtladığı için tarihin en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eriyen buzullar. Antarktika'daki buz tabakasının erimesi günümüzün en büyük sorunlarından biridir. Bilim insanları dünya ikliminin son 100 yılda önemli ölçüde değiştiğini ve değişmeye devam edebileceğini gösteren kanıtlar buldu. Bu zamana kadar buzulların ve buz sahanlarının sabit kaldığı, hatta biraz büyüdüğü düşünülürken yeni araştırmalar, Antarktika deniz buzunun 1979'dan beri korkutucu derecede azaldığını gösterdi. Bu duruma çeşitli şeyler sebep olmuş olabilirdi. Örneğin okyanus akıntılarındaki veya sıcaklığındaki değişiklikler buzun erimesine yol açabilir. Ayrıca Antarktika üzerindeki ozon deliği, yeryüzüne ulaşan güneş ışını miktarını etkileyebilir. Kıyıya bitişik buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesine, Antarktika buz sahanlığının altındaki tuzlu su miktarının azalmasına sebep olarak genel anlamda erimeyi hızlandırabilir. Devasa Göktaşı Krateri. Neredeyse Paris şehri kadar bir alanı kaplayan bu krater, dünyanın en büyük 25 kraterinden biridir. 12 bin yıl önce oluştuğu düşünülmektedir. Krateri oluşturan göktaşının Antarktika üzerindeki çevresel etkisi hala incelenmektedir. Bilim insanları, çarpışmanın o zamanlardaki ekosistemi önemli ölçüde etkilediğine ve bugün de etkilemeye devam ettiğine inanıyorlar.
Günümüzdeki muazzam iklim değişikliğinden, insanların yanı sıra dünyanın en önemli ekosistemlerinden bazılarının aldığı hasarın sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Dünya dışı varlıklar. Antarktika üzerinde uçan bir helikopter pilotu, radar ekranında olağan dışı bir şey gördü ve bunu derhal ABD Hava Kuvvetleri'ne rapor etti. Gözlem yılbaşı günü McMurdo Boğazı'nda gerçekleşti. Donanmanın buz kıran gemisi, elektronik istihbarat uçağından McMurdo'nun buz sahanlığı çevresinde garip bir şey olduğunun haberini aldı. O esnada dört büyük uçak, altında birkaç adamın hareket ettiği görülen, yüzen bir platformun etrafında devriye gezmekteydi. Donanma, EP-3E gözetleme uçağının aktivite alanına getirilmesini emretti. Nihayetinde görülen şeyin bir UFO olduğu ortaya çıktı. Antik yeraltı harabeleri. Son birkaç yılda kutuplardaki buz tabakasının altında antik uygarlıkların yaşamış olabileceğini düşündüren birçok keşif yapıldı. Bu teori, kaşiflerin 1800'lerde Antarktika'ya ilk gitmeye başladıkları zamana kadar uzanmaktadır. Araştırmacılar binlerce metrelik kar ve buzun altına gömülü birçok eser buldular. Bunların insanlardan önce yeryüzünde yaşamış eski bir uygarlık tarafından bırakılmış olması muhtemel görünüyordu. Bu teorinin kanıtlanması, insan yerleşimlerine ilişkin anlayışımızı temelden değiştirecektir. Vadideki fosiller. Antarktika'daki McMurdo Kuru Vadileri yakınlarında milyonlarca yıl öncesine dayanan fosiller keşfedildi. Yaklaşık 5000 kilometrelik bir alanı kaplayan McMurdo Kuru Vadileri, Transantarktik Sıra Dağları adı verilen daha geniş bir alanın parçasıdır. Vadiler, kar ve buz içermelikleri için bu adı almıştır. Öte yandan yüksek oranda tuz, magnezyum ve potasyum içerirler. Bu da orada yaşayan bitki ve hayvanların benzersizliğini açıklar. Bulunan fosiller 50 ila 100 milyon yıl öncesine dayanan, düşük rakımlı vadilerde yetişen ağaçlı bitkilerden geldi. Bir paleontolog liderliğindeki ekip yaprak fosilleri keşfetti. Yapraklar Antarktika'ya özgü bitkilere ait olmadığı için bilim insanları, bitkilerin yaklaşık 70 milyon yıl önce rüzgar veya okyanus akıntılarıyla vadiye taşınmış olabileceğini belirtti. Erebus Dağı. Antarktika'daki dondurucu koşullara rağmen Ross Adası'nda tam 4 tane volkan bulunmaktadır. Erebus Dağı, bu dağlar arasında aktif olan tek volkandır. Buna ek olarak sadece Antarktika'nın değil, aynı zamanda 1820'den beri yüzü aşkın patlamasıyla dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmuştur. Erebus Dağı, 1841 yılında James Clark Ross tarafından keşfedildi. Volkan, Ross Adası'nın güney manyetik kutbunun bir parçası olan buz sahanlıkları ve buzullarla çevrilidir. Ross Adası, Antarktika kıyılarında bulunan büyük bir adadır. Bu ada, bir buzulun eriyerek terör ve Agassiz dağları arasında devasa bir vadi oluşturmasıyla meydana gelmiştir. Bu vadide eriyen buzullar, Terra Nova dağını çökene kadar aşındırmış ve geriye Agassiz dağını bırakmıştır. Erebus, en son 2020'de patlamıştı. İşin kötüsü bilim insanları, bu patlamaların devamının geleceğini belirtti. Antarktika mantarı. Antarktika buz ve karla kaplı olduğundan çoğu bitki ve hayvanın burada hayatta kalması beklenmez. Peki ya iki kategorinin de dışında kalan mantarlara ne dersiniz? Bölgede bulunan bazı mantar türlerinin buz sayesinde dış etkenlerden korunarak hayatını sürdürdüğü görüldü. Antarktika'da birçok mantar türü olsa da dondurucu soğuklara adapte olabilmeleri hepsinin ortak noktasıdır. Bu, metabolizmalarını sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışmaya uyarladıkları anlamına gelir. Böylece etrafta yiyecek bitki veya hayvanın olmadığı zorlu koşullarda hayatta kalabilirler. Bazı Antarktika mantarları soğuğa öyle alışmıştır ki sıcaklık ne kadar düşükse o kadar çok gelişirler. Ayrıca bu mantarlar fazla suya ihtiyaç duymaz. Bazıları kuru zeminde büyür ve içlerinde su depolama alanı bile yoktur. Yani dondukları zamanlarda nem eksikliği nedeniyle ölmezler. Bahar gelene kadar hareketlerini yavaşlatarak zorlu koşullarda dimdik kalabilirler. Bu mantarların arasında en şaşırtıcısı, bölgedeki araştırmacıların yakıt depolarından sızan, petrolü yiyen bir tür oldu. Bilim insanları şimdi, mantarın dünya çapındaki petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Şarkı söyleyen buz. Şarkı söyleyen buz, buz kristallerinin soğuk havada titreştiği zaman meydana gelen bir olgudur. Piyanonun tuşlarına bastığınızda çıkan ses gibi bir süreçten geçer. Buz kristalleri birbirine sıkıca tutunmuş moleküllerden oluşur. Soğuğa maruz kaldığında bu moleküller titreşerek 600 metreye kadar duyulabilen ince bir ses tonu oluşturur. Şarkı söyleyen buz olgusu Antarktika'da en az 2010'dan beri görülmektedir.
2016 yılında yayınlanan bir araştırma, şarkı söyleyen buz sesinin kaynağından 3 kilometre öteye ulaşabildiğini açıkladı. Bilim insanları bu olgunun zaman ve konuma göre nasıl değişim gösterdiğini gözlemleyerek Antarktika'yı bir bütün olarak incelemeye başladı. Ortaya çıkan sesin çevre için ne anlama geldiğini ve onu nasıl kullanabileceğimizi öğrenmeyi umuyorlar. Gördüğümüz üzere Antarktika, dünyadaki en uç oluşumlardan tutun en güzel manzaralara ev sahipliği yapmaktadır. Gezegenimizdeki en izole yerlerden biri olması, gizemli atmosferine katkı sağlayan en önemli faktörlerdendir. Yine de burada keşfedilecek çok şeyin olduğu su götürmez bir gerçek. Peki bu keşifler arasında en çok ilginizi çeken hangisi oldu? Bilim insanları bu beyaz çölde başka neler bulabilirler? Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. İlginç bilgiler ve inanılmaz olaylarla dolu videolar için takipte kalın.